Merhaba arkadaşlar 6. sınıf matematik dersi paralel kenarda alan bulma ile ilgili bakalım kaç tane sorumuz var 13 tane sorumuz var MUBA'nın yayınlarının güzel sorular paralel kenar alanla alakalı sorular şimdi birinci sorudan başlıyoruz yukarıdaki karede kağıtta verilen ABCD paralel kenarının alanı nedir şimdi paralel kenarın alanı bulmak için bir kendimize taban seçiyoruz bunun uzunluğuna bakıyoruz 1 2 3 4 5 6 buraya inen bir yükseklik yapıyoruz şöyle. Bunun yüksekliği de denilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı 5 diyoruz ve 30 olarak işaretliyoruz. Üçgende ikiye bölme var. Paralel kenarda ikiye bölme yok. Devam ediyoruz hemen. Yukarıdaki birim karelerden oluşan şeklin e, kapladığı toplam alanı bizden istiyor. Şimdi bakalım buradaki birim karelere göre. Önce şu pembe şekli bulayım. Şimdi e, 1, 2 3 4 1 2 4 kere 2 8. Burası 8 değil mi? Daha sonra şimdi şuradaki şu mavi renk üçgene bakacağım. Şimdi şurası 3 birimdi. Zaten yukarısı 4 birim olduğuna göre şurası 3 birim değil mi? Ondan sonra şurası da 3 birim. O zaman burasının alanı 3 kere 3 9 bölü 2. Üçgende çünkü bölü 2 vardı. Şimdi şuradaki yamuğun alanını bulalım. Şurada bir sarı olan bir yamuk var. Bakalım şimdi şurası kaçtı? Burası şöyle tam da sayılmıyor ama 1, 1, 2, 3 birim herhalde şurası. 3 birim. Şurası da 3 birimdi. Şurası 2 birim. Şimdi yamuğun alanı şöyle bulunur. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani alt taban 3, üst taban 2 çarpı yüksekliğim şuradaki 3 bölü 2 şeklinde bulunuyor. Burası da ne yapar? 5, 15 bölü 2 yapar. Şöyle 15 bölü 2 olsun bu da. 15 bölü 2. Şurada e, kahverengi olan bir kare var. 3 kere 3 9 buranın alanı. Şurada da turuncu mu bu sarı mı ne renkli. Turuncu renkli bir paralel kenar var. Şurası 3 yüksekliği de 3 3 kere 3 9 da buranın alanı. Şimdi 9 9 bir 18 var elimde. Bir 8 daha 26 var. Bir de 15 bölü 2 ve 9 bölü 2 var. Bunları da topluyorum. 15 bölü 2 ile 9 bölü 2 topluyorum. 24 bölü 2'den 12 daha var. 12'yi de buraya ekliyorum ve 38 olarak cevabımı buluyorum. Burada belki şu yamuğun alanını bilmeyenleriniz olabilir. Yamuğun alanı şöyle arkadaşlar bir daha bakın. Mesela kendinize iki tane alt ve üst taban seçin. Şurası alt taban olsun. Burası üst taban olsun. Bunları toplayın. Bu yükseklikle çarpın ve ikiye bölün. Yamuğun alanını böyle bulunur. E hocam ben bunu unuturum diyorsanız o zaman burayı böyle üçgen şuradaki üçgenin alanını bulun önce. Sonra şuradaki dikdörtgenin alanını bulun. O şekilde de yapabilirsiniz. Yukarıdaki ABC dikdörtgeni de AC köşegeni boyunca kesilerek iki parçaya ayrılmış. Ayrılan parçalar yan yana getirerek KLM üçgeni elde edilmiş. Peki. AD 11'im. birim, e, DC ve KH. KH nerede? Şurası. Şurası 18 birim. Olduğuna göre KLM üçgeninin alanını soruyor benden. E şimdi buradaki ABCD aslında KLM üçgenine dönüştü mü? E o zaman ben bu ABCD'nin alanını bulurum. Zaten KLM'nin alanı oldu. Değil mi? Yani bir şey değişmedi. E ABCD'nin alanı nedir? 18 çarpı 10. Cevabımız 180. Çünkü ben bu kağıttan kesip atmadım ki. Aynı kağıtlardan üçgen yaptım. Hmm. Devam ediyorum. Yukarıdaki dikdörtgenin boyu 20 santim. Eni 12'dir. Tamam. Bu dikdörtgenin tamamı kenarları 4 santim olan ikiz kenar. Yani 4'e 4 olan dik üçgenleri ayrılıyor. Buna göre kaç tane dik üçgen oluşur diyor. Şimdi bak. Ben şöyle yapsam. Bu paralel kenarın alanı nedir? 20 çarpı 12 mi? 20 çarpı 12 değil mi? Peki bir tane üçgenin alanı nedir? 4 çarpı 4 bölü 2 mi? Şurada yazalım. 4 çarpı 4 bölü 2 mi? Yani 8 mi? Ben bütün alanı. Şimdi bak. Bütün alanı. Şuradaki görülen bütün alanı. Bir tane şu küçüğün alanına bölersem bundan kaç tane sığdığını bulamaz mıyım? Değil mi? Bu şekilde bulabilirim. O halde bu işlemi yapacağım. Şimdi şurayı 4'e bölüyorum 3. Burayı 4'e bölüyorum 2. Burayı bölüyorum 10. Çarparsam ne olur? 30 tane sağ. Yani ne yaptım? Şunu yaptım. Ben şimdi elimde böyle bir masa var. Bu masanın alanını biliyorum. Bu masanın alanı örneğin 100 olsun. Ben bunun içine küçük küçük 1 1 1 1 üçgenler yapmak istesem 100 tane üçgen yaparım. Yani toplam alanı ne yapıyorum? Yapacağım küçük alana bölüyorum. Geldim şimdi 5. soruya. Kareli zeminde verilen MUBA paralel kenarının e, paralel kenarları üzerinde PYTS işte noktaları işaretlemiştir. Buna göre e, hangi iki nokta birleştiğinde yükseklik olmaz. Şimdi burada baktığınız zaman T ve S birleştiği zaman yükseklik olmaz. Neden? Çünkü TVS dik değil. Değil mi? Dik olması lazım. Aşağı doğru dik. Mesela diyelim ki P ve R. Pardon P R'ye mi iniyor? P ve R mesela. Gibi. Yani dik olması lazım. TS dik olmuyor. E, ee, yukarıda verilen bir paralel kenar var. İşte 80 santimetre ve 400 santimetre yüksekliğinde eni boyu. 50 santimde paralel kenarının güneş paneli böyle verilmiştir. Buna göre bu güneş panelinin alanını soruyor. Şimdi alanı bulmak için ne yapacağız? Bir tane taban ve o tabana inen dikme lazım. Hani değil mi? Yani burada o zaman ne yapacağım? Ben 400 ile 50'yi çarpacağım. O da ne yapacak? 20.000 yapacak. Yani burada 80'i kullanamam. Çünkü 80'i kullanmak için 80'e inen dikme bana lazım. O dikmeyi de bilmiyoruz değil mi? Evet. Yani ne yaptım? 400 ile 50'yi çarptım. Geldik 7. soruya. Yukarıda verilen paralel kenarın alanı aşağıda verilen paralel kenarın hangisinden alanına eşit değildir? Şimdi buranın alanı nedir? 12 çarpı 8 mi? 12 çarpı 8 değil mi? O da ne yapar? 80 96 mı yapar? 96. Eşitliklerden hemen doğru direkt cevaba bakalım. Mesela buranın alanı nedir? 8 çarpı 14 mü? E 8 çarpı 14 kaç yapıyor? 80 oradan. E, 8 kere 32, 102 falan yapıyor. Yani 96 yapmıyor yani kısacası değil mi? Yani tek tek alanlarını buluyorsunuz. Evet. Mesela bakınız 32 çarpı 3 96 yapıyor. 24 çarpı 4 96 yapıyor. 6 çarpı 16 yine 96 yapıyor. Evet hocam. AB 30'muş. Şurası 30. E, CE 20 yani yüksekliğimiz 20. ABC'de paralel kenarı şeklindeki çocuk parkının içerisine kare şeklinde 4 tane eş kum havuzu yapılacaktır. Kalan alanı ise ye yeşil alanına çevrilecektir. Kum havuzlardan bir tanesinin çevresi 20'ymiş. E çevresi 20 ise bir kenarının uzunluğu ne olur? 5 olur değil mi? Bir kenarının uzunluğu 5 olur. Çünkü 5, 10, 15, 20. O zaman alanı ne olur? 5 kere 5'ten 25 olur. Yani şunların alanının hepsi 25. 25. 25, 25, 25. Yani kum havuzları 100 Metrekare alan taşıdı mı? Evet. Kapladı mı? Evet. Kapladı. E, paralel kenarın alanını bulalım. 30 çarpı 20. 30 çarpı 20. O da 600 yaptı mı? 600 evet. metrekare. Evet. Peki kalan bölgenin alanı ne oldu zaman? Kalan bölge 500 kaldı. Çünkü evet. paralel kenar 600'dü. Kum havuzları 25, 25, 25, 25, 50'di. 25'leri nereden buldum Bir kenarının 5 olduğunu soru bana söylüyor. Çevresi 20 ise 4'e böldüm. Bir kenarı 5 oldu. Evet. Geldik diğer soruya. MK kaçtır diyor şöyle. Şurayı soruyor. Şimdi bak ben bu paralel kenarın alanını AB çarpı MT'den bulabilirim. Yani 24 çarpı 12'den bulabilirim. Aynı zamanda bu paralel kenarın alanını BU çarpı bana sorduğu MK'dan da bulabilirim. Yani 18 çarpı MK'dan da bulabilirim. İkisi de bana neyi veriyor? Alanı veriyor. O zaman bunlar birbirine eşittir. Bu 18'i hemen buradan silip buraya bölü olarak atıyorum. Şu işlemi yaptığım zaman cevabı 16. Buluyoruz. Evet. Geldik şimdi. ABC'de paralel kenarında BF, BC eşitmiş. Bunlar e, 18 olduğunu söylüyor. Evet. BF nereye Şu, BF şurası. Ha. Evet şurası. BF, BC eşitmiş. Yani, Buralar 18, 18, 18'miş. Tamam. Şimdi e, ABC'de paralel kenarında. ABC'de. Bak şurada. d bir paralel kenar. Peki. Boyalı bölgenin alanını benden istiyor. Boyalı bölgenin alanı bulacağız şimdi. Şimdi bütün alanı bulup çıkartma işlemlerini uygulayabilirim. Şimdi şurada bir şöyle bir şey yapsam. Mesela nasıl bir şey yapsak burada. Şimdi bütün alanı bulalım bir. Bütün alan bak şurası 24 değil mi? Burası 24 ise şu AF'ye kaç kalır? Evet sor bakalım. Şimdi kalemle göster Ama soracağım sadece evet şimdi bu ikisini çarpıp bu ikisi derken isimlerini söyle bf ve bc evet bir onlar birbirine çarpıp... dik olmadığı için çarpı alan bulamazsın evet tamam. Evet. yani böyle 6. sınıf çocuğunun yanında olması da yani yorumlarda iyi oluyor çünkü çocuklar mesela benim düşündüğüm gibi düşünmüyor daha farklı şeyler düşünüyoruz yani şimdi bf ile bc'yi çarparak alan bulamam niye çünkü birbirine dik değiller tamam mı? Şimdi şurası 18'di. O zaman şuradaki AF'ye ne kalır? 6 mı kalır tamamına 24 olması için değil mi? AF'ye 6 kalır. Peki şimdi buradan başka neler yapabiliriz? Şurası 12 bize verilmiş zaten. Şöyle paralel kenarın alanını bulsam komple. Komple alan nedir? 24 çarpı 12 mi? 24 çarpı 12 değil mi? Buradan komple alanı bulabiliriz. Hatta bunları şöyle bir kenarda çarpalım. 24 ile 12'yi çarpalım. Şöyle 8, 4, 24, 288 mi yapıyor? 288 santimetre kare yapıyor. Şurayı bir silelim hemen. Şuradaki işlemlerimizi silelim. Şimdi 288 yapıyor. Benim ne yapmam lazım? Benim şuradaki alanı bir kere bulmam lazım, değil mi? Buradaki alanı bulmam lazım. Şimdi ben buradan bir dikme indirsem buranın alanını bulmak için olmaz. Şöyle bir şey yapalım bak. Şuradan indirilen uzantıya indirilen şey de 12 değil mi? O zaman ben bu C, F, B üçgenin alanını 18 çarpı 12 bölü 2'den de bulamaz mıyım? Bulurum. Hemen bunları yapıyorum. 18 çarpı 12 bölü 2. Bu işlemleri yaparsam şurası 9 olur. 9 ile 12'yi çarparsam 90 oradan 18 oradan 108 yapar. O zaman 288'den de bu 108'i çıkartırsam cevabı 180 olarak evet. bulurum. Evet bir daha şöyle bir anlatalım da bu zor bir soruydu çünkü. Şurası 18. Şimdi bak. C, F, B'nin alanını nasıl buldum? Şurayı uzattım. Bu uzatmaya indirilen dikmenin zaten 12 olduğu verilmiş. O zaman FB ile 12'yi çarpıp 2'ye bölünce buradaki üçgenin alanını buldum. E paralel kenarın alanını yani A, B, C, D paralel kenarın alanını zaten 24 çarpı 12'den bulmuştum. O şekilde işlemleri yaptık. Doğru doğru. İşlemlerimiz doğru evet. ABCD'nin çevresi 50 olan e, bir dik dörtgenmiş. ABCD. E şimdi şurası 10, değil mi? Burası 10. E şuranın komple ne olması lazım? Komple e, 20 15 olması lazım. Çünkü 15 burası, 10 da burası 25. E 25 de bunlar yapar. Çevre 50 yapar bu şekilde, değil mi? Peki şu an yani şurayı ne bulduk? A'dan B'ye 15 olduğunu bulduk. Peki AE ve FC 4'müş. AE 4'müş. FC de 4'müş. O zaman şuradaki EB'ye 9 kalır, değil mi? 9 kalır. Bana göre, buna göre ne diyor? EBFD paralel kenarın alanını soruyor. E şimdi EB ile EB ile EB'ye inen dikme yani şuradaki 10 çarpılsa 90 olur. Bir yerde yanlışlık mı yaptık? Şöyle bir daha işlemlerimizi takip edelim. Şimdi A, E, 4. Şurası 4. F, C, 4. Şu F, C, 4. Şimdi nerenin A, B, C, D'nin çevresi 50 idi. 25. E o zaman şuranın tamam 15 olması lazım. Şuranın 15 olması lazım. Ha, şurası 11. Pardon yanlış bulmuşuz. O zaman paralel kenarın alanını bulmak için E, B'yi taban yaptım. 11 çarpı yükseklik 10 değil mi? 11 çarpı 10 110. Çıkarma işlemini hatalı yapmışız. Geldik son soruya. Yok bir, bir tane daha soru varmış. Şimdi MN 15. Şurası 15. Paralel kenarın çevresi 42 imiş. Şimdi 15 aşağıda 30. Geriye ne kaldı? 12. O zaman demek ki şuralar kaç? 6'ya 6. Şuralar 6'ya 6. Peki NO 5. Şurası da 5'miş. Buna göre KLMN'nin alanını soruyor. Bütün KLMN'nin alanı. E alan için bak bir tane ML'yi taban yapalım. NO'yu da yükseklik yapalım. 6 kere 5 ne yapar? 30 yapar. Hemen bu şekilde bunu bulduk. Son soruya geldik. ED'yi 8 vermiş. 6 vermiş. AB'yi 12 vermiş. CB'yi soruyor. Şimdi C'den B'yi soruyor. Şimdi ben bu üçgenin şey pardon paralel kenarın alanını AB çarpı DE'den de bulabilirim. Yani 12 çarpı 8'den de bulabilirim. Ve 6 çarpı BC'den de bulabilirim. Bu 6'yı buraya bölü olarak attığımız zaman 2 cevap 16 kalır. Bu şekilde yapmış olduk. Hepinize iyi dersler.